Manşete hoş geldiniz. Bugün deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümü. 6 Mayıs 1972'de sabaha karşı asıldılar. Asılarak idam edilmişlerdi. Benim babamdan hep dinlediğim bir şeydir. Ne zaman ismi geçse evde deniz gezmişin, Hüseyin İnan'ın, Yusuf Aslan'ın öyle söylerdi. Yani üzerlerine atılı suçlardan dolayı idama hak etmiyorlardı ya da belki en fazla birkaç yıl hapsi hak ediyorlardı işte ne bileyim o dönemde bir takım eylemler ya da banka soygunu falan gibi konular örgüte para toplamak için. Ortaokul yıllarıydı. Bir solukta okuduğum kitaptır Nihat Behram'ın Dar Ağacında Üç Fidan. Dar Ağacında Üç Fidan kitaba ismini verdi ama o günden bu tarafa da bununla sembolleşti bu isimler. O dönem büyük siyasi gürültü koparmıştı ve 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes ve diğer iki bakanın rövanşı olarak görülmüştü işte. Fatih, Fatih Rüştü Zorlu ile birlikte Adnan Menderes, bir bakan daha, üçü idam edilmişlerdi. yasada da duruşmalarının ardından. Sonrasında da 12-11 yıl 11 yıl sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edilerek Adeta... ...sağ, soldan e, intikam almıştı. Veya işte rövanş neyse. Öyle veya böyle fakat e, Adalet Partisi grubunun... E, ...parmak kaldırmasıyla, el kaldırmasıyla, mecliste yapılan oylamayla... ...Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi. Bir utançtır Türkiye tarihi açısından. Mühim bir e, kırılmadır e, 12 Mart 1971 muhtırası ve takip eden günler. Ve herkesin bu tarihi muhakkak bilmesi... Yakın dönem Türkiye tarihi açısından e, tavsiye edeceğim bir konu. Daracından 3 daracında 3 fidanla başlayabilirler. Nihat Behram. Çok literatürü takip ettim bu konuda. Okuyacak bir şey kaldı mı bilmiyorum ama önemli. Karga kafası çizmiş. E, Hakim neden gülüyorsun diye sorunca Deniz Gezmiş'e Deniz Gezmiş arkanızda adalet yazıyor. Ona gülüyorum demiş ki bugün en çok ihtiyaç duyulan konu o gün de yoktu. Bugün de yok. O dönem 25 yaşındaydı Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Hüseyin İnan 23 yaşındaydı. 1947 doğumlu yaşasaydı 77 yaşında olacaktı. Hala hayatta olabilirdi. evet Bitmiyor dram. Yani mesela belgesel yönetmeni, görüntü yönetmeni Koray Kesik günlerdir gözaltında ve süresi uzatılmış filan. Türkiye'de e, acayip bir şey dönüyor. Yani işte bir takım isimler bırakılınca ülkeye hukuk dönecekmiş gibi birazdan bakacağız. Bir anlayış var veya bir anlatı var. Öyle değil. İşte Taksim 1 Mayıs eylemine katılanlar da bir avuç yani. Eylem olmadı. E, CHP'nin ve Diskin ayaküstü açıklamalarıyla hadi arkadaşlar bitti dağılıyoruz dendi. Yani eylem hareketliliği yoktu o gün 1 Mayıs'ta geçen hafta İstanbul'da. Ama Görüntülerden tespit ettikleri isimleri ev baskınlarıyla topluyor polis. 200 kişiyi, 200 küsür kişiyi gözaltına aldı o gün. Ve sonrasında da her sabah ev baskınlarıyla görüntülere, kameralara, videolara takılan isimleri topluyor. Böyle bir dönem. Yani Nisan ayı basın özgürlüğü raporu çıkmış. Gazeteciler sadece Nisan ayı 66 kez hakim karşısına çıkmış. 10 gözaltıdan 3'ü tutuklanmış. Yani içeridekinin haddi eşyabı yok yıllarını dolduranlar, yıllarını çürütenler var. İşte bu, bu ortamda yumuşamayı konuşuyoruz, anayasayı konuşuyoruz. Sabah gazetesi kocaman manşet yapmış. iç sayfada da tam sayfa Numan Kurtulmuş röportajını vermiş. En baba isimlerini de güya göndermiş ayağına. Özgürlükçü ve kuşatıcı anayasayla 12 Eylül karanlığını milletin sırtından atacağız. Yani 12 Eylül karanlığı halen devam ediyor. Bunu biz de değiştireceğiz 22 sene sonra böyle bir dönem ama işte ısıtılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onlarca düzenelerce yazı yazan Abdülkadir Selvi şimdi de Özgür Özel'i parlatmaya başladı ve yeni siyaset inşa ediliyor demiş. Uzun parçalı yazı. Yani oradan da şeye bakabilirsiniz ve zaten siyasi tutsakların bir kısım siyasi tutsakların bırakılması ki o Abdülkadir Selvi'nin yazılarında var. Osman Kavala ve arkadaşlarının Can Atalay'ın neyse serbest bırakılması, tahliye edilmesi ve ona da formül bulmuş adli açıdan. Yani iş oraya doğru gidiyor. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Hatta bugünkü yazımı okuyacağım size. Şimdi grup başkan vekili var CHP'nin. Ali Mahir Başarır. Onun yerinde olsam özelle yarışmam diyor Erdoğan'ı kastederek. Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfasından kestim. Erdoğan İmamoğlu ve Yavaş yerine özelle mi yarışmak istiyor sorusunu böyle yanıtlamış. Onunla yarışmak daha zor, çok çalışkandır, zekidir. Ben yerinde olsam yarışmak istemem. Yani Özgür Özel'in <laughs> Cumhurbaşkanlığı adaylığı alttan alta ısıtılıyor. Yani 5 yıl Kılıçdaroğlu ile geçti. Şimdi belli ki önümüzdeki 4 yıl Özgür Özel'in adaylığıyla Ekrem İmamoğlu'mu Özgür Özel'le mi geçecek ama yani gerçekten kamuoyunun ve muhalif tabanın neyse demokrasi güçlerinin buna tahammülü var mı? İnsan şaşırıyor. Ünal Çeviköz paylaşmış. Çokça mesaj var. Yani CHP'de Özgür Özel ve Erdoğan'ın bir araya gelmesi umutları tekrar yeşertti. Sembolik görüşmenin özeti. Özel 3, Erdoğan 1. Sadece koltuk düzeninde Erdoğan 1-0 öne geçmiş. Onun dışında diğer konularda Özel e, rakibine bastı diyor. Şimdi bu konuları e, yazdım ben bugün. Onun için Değerli Topluluğu olması açısından onu okuyacağım size ki çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Karşınızda yumuşayan, normalleşen bir adam yok. Kendini korumaya hatta kurtarmaya çalışan biri var. Şöyle düşünebilirsiniz. Onun bu zaafından yararlanarak demokraside alan açabilir, topluma nefes aldırabiliriz. Fakat bu da çok safça olur. Açayım. CHP lideri Özgür Özel AKP Genel Merkezi'nde Tayyip Erdoğan'la buluştu ve Ardından Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında siyasette yumuşamadan bahsetmesi geldi. Ve başkan çevrelerinde, Ankara çevrelerinde ihtiyatlı bir beklenti oluştu. İktidar kanadı bunu medyasıyla köpürtürken CHP'ye yakın gazeteci milleti memnuniyetini saklama lüzumunu görmedi. Fakat mahalle görüşmede gündeme gelen gezi tutsakları ve 28 Şubat paşalarının tahliyesini bekliyor. Bunlar olursa Erdoğan yumuşamanın lafta kalmadığını göstermiş olacak. Osman Kavala ve Can Atalayla simgeleşen 8 sanıklı Gezi Parkı davasında verilen cezalar kesinleşti. Peki nasıl olacak? Yeniden yargılama. Peki bu mümkün mü? Türkiye'de her şey mümkün. Zaten Abdülkadir Selvi de onun taşlarını döşüyor. Erdoğan 28 Şubat'tan hüküm giymiş, yaş ortalaması 81 olan paşaların tahliyesini ise Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle yapacak gibi görülüyor. Çünkü orada da hüküm kesinleşti. Konunun adli tutta olduğu Özgür Özel Erdoğan görüşmesinde konuşulmuş. Saray bunları yapınca veya yaptırınca Muhalefet mahallesine bahar gelecek mi? Evet gelecek. Gelecektir. Kuşkunuz olmasın bundan. Karşınızda elindeki olanakları kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak ya da sıkıştığı yerden çıkmak için hoyratça kullanmaktan çekinmeyen ve bugüne kadar çekinmemiş bir lider var. Erdoğan'ın ver papazı al papazı sözüyle simgeleşen Ray Bronson, Andrew Bronson olayını ve ben bu makamda oturduğum sürece lafı hatırlayın beylik lafı ile bu bu lafa muhatap olan e, gazeteci Deniz Yücel tahliyeleri. Bunları hatırlatacağım. Bunlar iki mühim örnek. Denilebilir ki yav arkadaş ne bozurdayıp duruyorsun, ne pahasına olursa olsun e, duvardan birkaç tuğlayı çekmek, birkaç tutsağı kurtarmak, içerideki arkadaşlarımızı en azından bu vesileyle çıkarmak başlangıç için fena değil. Yani ne yani bu işlerin ardında bit yeni arıyorsun. Andrew Bronson ve Deniz Yücel Örneğini özellikle verdim. Bronson için e, ABD Başkanı Trump hatırlayın Ankara'yı yaptırımla tehdit etmiş. Deniz Yücel içinse Angela Merkel bütün Alman hükümetini seferber etmişti. Diplomatlar gelen gidenler vesaire Alman Büyükelçiliği başta. Ve bu tahliyeleri ikisi tahliye edildi ve bunlar tahliye olduktan sonra başka tahliyeler izlenmedi ve tahliye olur olmaz Andrew Bronson da Deniz Yücel de Amerika ve Almanya'nın tahsis ettiği jetlerle ülkelerine uçtular. Deniz Yücel ve e, Bronson önemli. Çünkü Erdoğan'ın güce ve şantaja açık olduğunu göstermesi kadar pazarlıkta feda edemeyeceği kozu olduğunu ortaya koymadığını ortaya koydu bunlar. Yani cezaevleri rihine kaynayan bir ülke Türkiye. Ve Erdoğan herhangi bir rehineyi herhangi bir pazarlıkta rahatlıkla tahliye edebilir, durumunu değiştirebilir, yeniden yargılatabilir falan. CHP ve parti tabanının gazını ki en azından makul bir süreliğini almak için bu tahliyeler kafi. Erdoğan ve çevresi de bunu çok iyi biliyor. Alaaddin Çakıcıları, Kürşat Yılmazları, Sedat Şahinleri tahliye ettiren Devlet Bahçeli'nin Kavala için, Osman Kavala için veya MHP'lilerin neyse kükremesinin tahliyelere takoz koyacağını düşünmekse abes. Kobani davası, dönelim Kürtlere, Kobani davası 15 Temmuz gibi Kürtlerin başında sallanıyor. Kimse Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dan bahsetmiyor. HDP eş genel başkanlarıydı. Ve içerideki binlerce Kürt tutsak. Bunlar gündeme gelmiyor siyasi görüşmelerde, zirvelerde. Daha öncesine gidelim. 2014'te tutuklanan gazeteci Hidayet Karaca, 2015'te tutuklanan iki gazeteci Mehmet Baransu ve Gültekin, Gültekin Avcı'nın bahsi dahi açılmıyor. Hatta üzerlerine atılı olmayan suçlar veya suç iddialarının dışında konularla suçlanıyorlar. O da ayrı bir mahalle gerçekliği. 17-25 Aralık dosyasına onca atıfta bulunuluyor. Kutu kutu paralar sıfırlama tabi, Öbür bir sürü şey. İşte Reza'nın en son işte peçeteye yazdığı saat alındı belgesi filan neyse. Fakat bu operasyonların polisleri önümüzdeki 22 Temmuz'da içeride 10 yılı dolduracaklar. 2014 22 Temmuz'unda o gün Ramazandı. Bir sahur operasyonuyla toplandılar ve birkaç aya 10 yılı dolduracaklar içeride. Kimse bunları atıfta bulunmuyor. Kimse onları ziyaret dahi etmiyor. Çok ileriye gitmeye rüzum da yok. Anlattım. İstanbul polisi son 1 Mayıs'ta 200'ün üzerinde gözaltı yaptı. Sonraki gün kameraların tespit ettiği eylemcilere ev baskınlarıyla geçti. Üstelik 1 Mayıs'ta eylem hareketliliği yoktu. Anlattım. Yani iktidar CHP'nin ve diskin tutumu yüzünden hayli sakin geçen 1 Mayıs'ta sokağa çıkan bir avuç eylemcinin peşinde. Yani öyle gözü kara. Bunu da görmüyorlar. Yani mesele Deniz Gezmiş'in kabrine gidip bir fotoğraf vermekle başlayıp bitmiyor. Ben o kabristanda, Karşıyaka Mezarlığı'dır Ankara, zafer işareti yapan Yavuz Bingölü de gördüm. Nereden nereye? Yumuşama ve normalleşme derken alttan alta konuşulan ve konuşturulan konu 2028 seçimleri. Saray siyasal patırtıdan uzak 4 yıl için can atıyor. CHP'de Özgür Özel'in adı Cumhurbaşkanı adayı olarak telaffuz edilmeye başlandı bile. Bunun akla yakın olup olmaması önemli değil, Özgür Özel'in bu fikre ısınması ve ikna olması yeterli. Ekrem İmamoğlu ile arasındaki kalibre farkı yargıyla dengeleniyor, Ekrem İmamoğlu'nun dosyası istinafta hatırlatalım. Özel'in dokunulmazlığı var, Ekrem İmamoğlu'nun yok. Haliyle siyasette dengeler değişiyor belki ama insan kumaşı pek de fark etmiyor. Ara ara bakarak bugünkü yazıyı araya farklı örnekler veya işte cümleler serpiştirerek okumaya çalıştım. Durum tam anlamıyla böyle. Dönelim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu boş durmuyor. Sürekli tweet atıyor, T24'de yazı yazmış ki en son yazdığı yazıda saraya bir kez gittim diyor. Başka şeyler de var. Ya yetiyor zaten. <laughs> yani birisi çekip silahı ateşledikten sonra ya bir kere yaptım bunu hayatımda demesi gibi bir şey. Şimdi öyle hatalar yaparsınız ki onun artık dönüşü yoktur. Öyle e, kavşakta öyle tercihler yaparsınız ki sağdan mı gideceksiniz soldan mı gideceksiniz? Yukarı mı çıkacaksınız aşağı mı ineceksiniz? Hangi oku takip edeceksiniz? Onun artık dönüşü yoktur. Kasete başa saramazsınız. Denedim oldu. Denedim olmadı. Bir daha denedim gene olmadı ama üçüncü denemede bak bu böyle bir şey değil. Evet. Bitti yani siz gittiniz bitti. Kaçak saray diyordunuz. Yıllarca kaçak saray dediniz. Sonra o kaçak saraya çıktınız. Ve hafızalara böyle yer etti. Diğer siyasi günahlara girmiyorum bile. Evet. Evet. Ben diyor Demirel Erbakan, Ecevit gibi demokrasiyi içselleştirmiş ki onlara rahmet okuyor belli ki. Bir siyasi rakiple değil yargısıyla, askeriyle, istihbaratıyla, Bağız Partisi benzeri devletleşmiş bir yapıyla mücadele ettim diyor. Çok güzel analizler yapıyor. Ne bileyim işte artık nehirin kenarından önünden geçenleri seyreden bir bilge lider pozisyonunda. Fakat 2010-2023 böyle geçti yani. 13 yıllık liderliğiniz, CHP liderliğiniz kötü bir finalle noktalandı. Ama okuyoruz yani yazmaya devam edin elbette. Kim engelleyebilir zaten? Fakat bu son biraz evvel analizinde yaptığım e, yumuşama meselesinde iki e, mühim e, postu, tweet'i neyse ekrana getiriyorum. Gönderiyi, mesajı. Bu önemli. Büyük ölçüde de katılıyorum bu laflara. Yektan Türk, Türk Yılmaz... Dem Parti başta olmak üzere muhalif kesimler rejimi değiştirmeden RT'yi değiştirebileceğine kendini ve kamuoyunu inandırmaya çalışan CHP'nin restorasyoncu yaklaşımından kesinlikle mesafelenmeli demiş. %100 katılıyorum. Ömer Murat Erdoğan'ın lügatında yumuşama siyaseti şudur. Zayıf durumdayken rakibin gardını düşürmek için uygulanır. Böylece hazırlıksız yakalanan rakibe atılacak kroşeler yıkıcı tesirlerde bulunur. Yine başarıyla tatbik etmeye başlamış gözüküyor demiş. Evet. Yani bakın, yani öyle bir ceberrut idare var ki başınızda. Tasarruf ediyormuş ee, İçişleri. İçişleri Bakanı'nın, yani tasarruf haberinde şunu öğreniyorsunuz. İçişleri Bakanı'nın dört tane yardımcısı varmış, bakan yardımcısı. Bunlara bağlı çalışan 69 polis görevden alınmış tasarruf için. Acaba toplam kaç polis var bilmiyoruz. Ama 69'a alınmış. Düşünün, İçişleri Bakanı'nın dört bakan yardımcısının na çalışan polisler. Konvoylarında da bir iki araç eksiltmeye gidilmiş. Yani bakandan bahsetmiyorum. Bakanın yardımcıları koruma ordusu ve o koruma ordusundan 69 fedakarlık ettik. Bir iki araçta fedakarlık ettik deniyor. Bakan yardımcılarının nasıl dolaştığına bakın. Kimse ismini bilmez bunların. Yani böyle bir saltanattan bahsediyoruz. Neyse toparlayalım. Toparlarken bir tebrik ve gerçekten ödüllük fotoğrafla noktalamak istiyorum bugün manşeti. Zaten bakın sabahta Melih Altınok'un köşesine bile konu olmuş bu fotoğraf. Georgetown Üniversitesi, Amerika George Washington Üniversitesi, Adem Yavuz'un fotoğrafı bu. Twitter'da da paylaştı. 2 Mayıs'ta tespit ettiği Gazze'ye destek, Filistin'le dayanışma ...eyleminde tespit ettiği bir fotoğraf ki bana göre gerçekten ödüllük bir çalışma. Buradan bir kere daha Adem Yavuz'u tebrik ediyorum. Onun bir fotoğraf sanatçısı, foto muhabirliği özelliği de vardır. Pek kimse bilmez. George Washington Üniversitesi kampüsünde... ...hangi dinden olduğunu bilmediğimiz muhtemelen Müslüman değil... ...bir kız öğrenci namaz kılan genç kızların veya genç öğrencilerin yanına geliyor... ...ve onlarla birlikte saf tutuyor. Bilemediği için de işte konunu kavuşturmaya çalışıyor falan. Başına da işte bir e, bir şekilde kapatmaya çalışmış. E, çok çarpıcı. Birkaç kere daha var. Adem Yavuz'un Twitter hesabına girdiğinizde ben de rehberlerim. E, görebilirsiniz. E, çok çarpıcı. Ödüllük bir fotoğraf. Ödüllük bir çalışma. Dönemi e ee, dönemin karelerinden biri. Ee, tavsiye ettim, kendisine de söyledim. Bunu mutlaka uluslararası yarışmalara veya organizasyonlara göndermelisin diye. Bununla kapatıyoruz. Viral oldu bu fotoğraf. Çokça paylaşılıyor. Yandaş mahalle de paylaşıyor. Bırakın paylaşsın. Evet. Bununla kapatıyoruz bugün manşeti. Bir sonraki yayında görüşmek, buluşmak umuduyla efendim.